Efendiler, Resul-i Ekrem'in kalbi gayet incedir. Çok rahimdir, çok şefiktir. Hemen kırılır, hemen darılır, üzülür yani. Onun için Resul-i Ekrem'i üzme. Âline, eshabına, ensarına, evliyasına, ulemasına dil uzatarak onu üzme. Resul-i Ekrem'i üzme. Sünnetlerine ihanet ederek onu üzme. Hatta bir zat Resul-i Ekrem'i görmüş, âli bir manada, zahit bir adam. Efendimiz ona yüz vermemişler. Demiş ki, ya Resulallah, ben ulemadan işittim ki, biz ulemadan işittik ki, peygamberler ümmetlerini baba evladını tanır gibi tanırmış. Beni tanımadınız mı deyince, benim sünnetimi terk edeni ben tanımam buyurmuşlar. Ama bu sünnet denildiği vakitte birçok sünnetler var. İçtimai sünnetler var, ferdi sünnetler var. Biz ekseriye ferdi sünnetleri tutarız. Ekseriyimiz. Ama içtimai sünnetlere el uzatmayız. Oralara uzanmayız hiç. İçtimai sünnetler çok mühim. Mesela diyor ki, Ümmül Müminin Hazreti Hümeyra, yani Seyyidina Emirül Müminin Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin Kerime-i Muhteremesi, annemiz yani Ümmül Müminin, müminin annesi, peygamberimizin ailesi. Yine Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anh Emirül Müminin, Ömer Muhtab'ın kızı Hafsa diyor ki, iyi dinle. Bir gün Resul-i Ekrem'imiz dedik ki, ya Resulallah, eshabın eskiden fakir idi, ona ne varsa evde verip yediriyordun, bunu biz de kabul ediyorduk ama şimdiki eshabın biraz zenginleştiler. Senden fazla bir şey istemiyoruz dünyalık. Sabahleyin kalktığımız vakitte ekmek tenekesinde, ekmek torbasında bir parça ekmek bulalım. Çünkü Resul-i Ekrem geceden hepsini dağıtırıyordu fukaraya. Kapısının önünde eshab-ı sufi oturuyor, onların yiyeceğini peygamber temin ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yapabildin mi? Yapabilecek misin? İçtimai sünnetlerden bir tanesi. Mesela Hazreti Hamza'yı pek sevdiği amcasını paramparça etmişler. Paramparça edenleri ve ciğerini çiğneyenleri peygamber affetmiştir. Yapabilir misin böylesini soruyoruz. Tabağın sonunu sıyırıyorsun gayet de güzel. Misvakla dişini yıkıyorsun, o da güzel. Sünneti senin ya. Böyle sünnete yapabilecek misin acaba? Amcasını kaç parça yaptılar. Ve ciğerini yediler. Onları dahi peygamber affetti sallallahu aleyhi ve sellem. Hele Mekke günü Mekke'yi fethettiği vakitte sordum Mekke eshabına. Dedi bana ima edenlere böyle eziyet ve cefa ettiniz. Beni memleketimden sürüp çıkardınız. Bana imanları çıkardınız. Bizim mahcup olmamıza sebep oldunuz. Şimdi Allahü Teala bana nusret verdi abdine, abdihasına. Benden ne bekliyorsunuz? Ben ne yapayım şimdi? Hepsi boyunlarını büktüler dediler ki biz Yusuf'un kardeşleriyiz dediler. Malum vaktiyle Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a ihanet etmişler, kuyuya atmışlar. Onu hatırlatıyorlar peygamberimize. Biz Yusuf'un kardeşleriyiz. O vakit Fahr-ı Sal buyurdu ki hepinizi affettim dedi. Ah! Affa gelmiş. Mümine layık olanın kalbinde kin, adavet, buz, hıkıt, benlik, varlık, ucub, kibir, riya bunlar olmayacak. Kalp tertemiz olacak ki tecelli ilahi oraya nüzul oraya. Tecelli ilahi. Onun için diyor ki bir veliyullah sür çıkar avyarı kalpten daha tecelli idaak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Kalbin tatir olmayınca Hak Teala oraya tecelli etmez. Bu Allah'ın sevmediği sıfatları al. Bu da kimlerdir? Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın ahlaklarını ahlaklanırsan eğer işte o kalbinden Allah'ın adüvünü çıkarmış olursun.